İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Söz Sende'nin özel bir programındayız. Gerçekten herkesin yakından tanıdığı, bildiği, sevdiği bir sanatçıyı ağırlıyoruz ama çok da özel bir mekandayız. Öncelikle söyleyelim, Ankara'dayız. Cer Modern'deyiz ve tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin diyeceğim ama ben de hoş buldum mu diyeceğim. Aslında sen hoş geldin tabii. Hakikaten. Ama sen aslında eski Ankaralı olduğun için evet, yani yuvaya dönmüş gibi bir durum söz konusu. Dönesim de var ne yalan söyleyeyim bu aralar yani. Hakikaten. Evet, Ankara'ya dönesi olan insanlar çoğalmış. Niye öyle hissedilir? Ankara'nın bir özelliği vardır değil mi? Arkadaşlıklar anlamında özellikle. Yani evet biraz öyle. Ankara hani belki doğa dokusu bakımından İstanbul kadar zengin değil ama insanın iç dünyası ve insanlarla iletişim bakımından yani çok özel bir yeri var. Hakikaten. Arkadaşlığı ön planda olan. Cumhuriyet kenti tabii ki yani. Her taşı ortak konulmuş, ortak yapılmış, yeni kurulan bir ulusun yaptığı bir kent burası. O yüzden benim için çok özel. Buradaki insanlar için de çok özel. Yani İstanbul'a her ne kadar gitseniz de yani hep geçmişe dönüp o duyguyu hissediyor insan içinde. Bir yuvaya dönesi var insanların. Nedense. Şimdi bir cümleni hatırlıyorum. Biri demiş ki sana bir arkadaşın ya da bir röportaj yapan biri. İstanbul'da biz Boğaz'ı bekliyoruz. Sen de demişsin ki burada da Anıtkabir var. Biz de onu bekliyoruz. Onu da birinin beklemesi. Hakikaten böyle bir cümle yani. Mi? Niye öyle bir şey? Yani bilmiyorum işte Ankara'da ne işin var senin? Gelsene bak işte burada Boğaz var. Herkes öyle takılıyordur değil mi? Evet. Evet yani Boğaz var da sen yani o Boğaz'ı belki yani ayda 3 kere ya da 4 kere görüyorsun. Yani seni o Boğaz'ı göstermeye imkan sunmuyor ki o şehrin olanakları. Yani trafikte geçiriyorsun hayatının çoğunu. Evin içerisindesin, dışarı çıkmıyorsun. Hani ayda yılda bir hani Ortaköy'e gidip bir çay içiyorsan yani onu şanslı say kendini yani hafta sonlarında. Hafta sonlarında da zaten bir eziyet ve işkence. Bir keşmekeş durumu var katılırım. Evet. Ben de o karışık durumu çok fazla sevmiyorum. Ben biraz daha pür, biraz daha net durumlardan hoşlanıyorum. Ankara'da işte kendi içinde bu konuda disiplini olan bir kent. Ama yani nasıl diyeyim yani yasa koyucuların kurduğu bir disiplinden bahsetmiyorum yani. Oradaki insanların kendi içinde yaşamsal disiplinlerinden bahsediyorum. O yüzden İstanbul'dan daha bana soracak olursanız entelektüel bir halkı var buranın. Her ne kadar İç Anadolu kırsalından gelmiş vatandaşlar da olsa. O yüzden Anıtkabir'i bekliyoruz biz de burada. Ne yapalım? Birinin de beklemesi lazım ya. Yani. Peki şimdi Cer Modern burası. Hakikaten çok güzel. Arkadaşlar geniş gösteriyorlardır. Ayrıca çekim de yaptık. Onları da yayınlayacağız ama ya çok özel bir mekan burası. Okumuştum, biliyordum ama görünce çok etkilendim. Biraz senden ama burayı dinlemek istiyorum. Çünkü çok güzel işler oluyor burada. Eyvallah. Yani burada bizim bir çıkış noktamız vardı. Ülkenin genel tiyatro yapısına baktığınız zaman tiyatro sanatı alanında bir araştırmanın olmadığını gördük. Tiyatro sanatının bir tüketim aracı olarak lanse edilmeye başlanmıştı. Bunun öncülüğünü de zaten İstanbul yapmıştı. Oysa ki tiyatro bir sanat dalıdır. Bunun bir dili, bunun bir biçimi olmalıdır. Bu ciddi bir eleştiri aslında İstanbul'da tiyatro yapanlara çünkü. Öyle tabii mi? Yani. Öyle olmaz olur mu? Siz dizilerde boy gösteren oyuncuları canlı olarak görmek isteyen seyircilere karşı bir hizmet veriyorsunuz yani. Şimdi tersten diyecekler Behzat Ç'nin de asıl adamısın sen bunu nasıl söylersin diyen olacaktır bu da muhtemelen. Yo, ben bunun biz zaten tiyatro sanatı için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ben sadece yani nasıl diyeyim ticaret amacıyla bu işe kalkışmıyorum. Yani ben yapacaksam eğer bu işi hani nasıl diyeyim Erdal Beşikçioğlu tiyatrosu olmaması gerekiyor. Yani buraya gelecek, buraya gönül verecek gençlerin sahip çıkacağı bir mekan olması gerekiyor. Ben de bunun imkanını sağlamaya çalıştım. Baktık ki meslek grupları içerisinde tiyatro okullarından mezun olan çocukların staj yapma şansları yok. Okuldan mezun olduktan sonra direkt profesyonel yaşantıya kendilerini sorgulayarak başlıyorlar ki bunlar bir süre sonra o oyuncuların kimyalarının değişmesine sebep oluyor. Ne gibi? Kişilik olarak yani çok zor bir iş yapıyorsunuz. Düşünsenize 18 yaşında, 19 yaşında çocukları bütün Türkiye tanıyor. Yani bu kimyayı kaldırabilmek öyle kolay bir iş değildir. Kişiliğinizden taviz vermediğiniz çok zor bir durumdur. Hele o yaşta. Bunun için de bunun hem bedensel hem ruhsal eğitiminin olması gerekiyor. Bunu da sen oyuncularla sahnede sağlayabilirsin.
Ve bu amaçta konservatuvar ve denge okullarından mezun ya da sahne daha önce sahne tecrübesi olmamış okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerle bir sınav yaptık. Ve dedik ki biz size burada staj yapma şansı veriyoruz. Burada bir sahne veriyoruz size. Sizle beraber bir proje üreteceğiz. Siz paranızı da kazanacaksınız. Bir taraftan da araştırmanızı da kendinizle ve biçimimizle ilgili araştırmamızı da yapacak. Çok güzel fırsat. Enstitü haline hakikaten getirmeye çalıştık. O da oldu. Tabii ki Halk Bankası sponsordu. Daha sonra Halk Bankası sponsorluğu tabii ki sona erdi. Şimdi Kültür Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bu konu üzerinde büyük destekleri var bizim üzerimizde. Eğitim bir insan yok sahne üzerinde tekniker olarak. Bir ışıkçı yok. Işıkçılarımızın hepsi elektrik kökenli. Lighting creating dediğimiz yani ışık kreatörü yok. Bunun da çok ciddi bir eğitimi var aslında. Bu konuyla ilgili Avrupa Birliği Bakanlığı ile görüştük. Dedik ki biz yurt dışına gençleri gönderip eğitimlerini aldırmak istiyoruz. Bununla ilgili programlarınız var mı dedik. Sağ olsunlar Egemen Bey ve arkadaşlar çok sıcak baktılar bu hikayeye. Konuyla ilgili araştırmalar başladı. Yazdan sonra da zaten bizdeki bir takım arkadaşları bu konuyla ilgili yurt dışındaki bir takım tiyatroları göndermeyi planlıyoruz. Akabinde Kültür Bakanlığı da böyle bir projeyi destekledi. Bir dahaki yıl yapacağımız projeler içerisinde onlar da tabii ki ellerinden geldikçe bir bütçeyle destek verecekler bize. Kendi içerisinde, kendi yağıyla kavrulan ve sahiplerinin de işte bu yeni başlayan öğrencilerin olduğu bir ekol yaratmak istedik biz. Onun için yola çıktık. İlk oyun hayvan çiftliği yaptık çocuklarla. Bütün bir yıl oynadı. Ve çok da iyi seyircisi olmuş duyduğum kadarıyla değil mi? Sezonu çok iyi geçirdi çocuklar. Ne kadar güzel. Ve onlar da yani hiçbirisi de tanınan insanlar değildi. İşte Ankaralı seyircinin de hani biraz Ankara'ya kıyak geçeceğiz ama öyle hakikaten değil mi? Canım, farklıdır yani. İyi de kötüyü yani ya da enteresan olanı çok çabuk fark eden bir seyirci. Hı hı. Yani sahne dilini ve lisanını tabii ki 60 yıllık geçmiş olan kurumdan geldiği için çok iyi deşifre eden bir seyirci. O yüzden yani Ankara seyircisi. Fark ediliyor mu? Yani seni görmeye gelen seyircide Behzatçı'yı görmeye gelenle ki çok görmeye gelen muhtemelen oluyordur. Bir de Erdal Beşikçioğlu. Arada fark oluyor mu? Olmaz olur mu? Tabii ki oluyor. Anında anlıyor musun? Anlaşılıyor yani. Seyirci salona girdi. Oyun başladığı zaman Bir Deli'den biliyorum bunu. Bir Deli'nin Hatta Defteri başladığı zaman ben forkliftte asılı bekliyorum seyirciyi yaklaşık 15 dakika kadar. 15 dakika içerisinde o salona kimin girdiğini ve ne beklediğini içeri girişteki ayak seslerinden, o konuşma kadar fısıltılarından bunların hepsini seyircinin kimyası olarak siz zaten algılayabiliyorsunuz. Bir süre sonra da zaten oyun değişiyor. İşte Behzatçı'yı seyretmeye gelen seyirciyi siz hayır Behzatçı'yı seyretmeye gelmiyorsunuz. Siz başka bir karakterde başka bir öyküyü seyretmeye geliyorsunuz diye yaklaşık 20 dakika oyalandığımız, seyirciyi içine almakta zorlandığımız anlar oluyor tabii ki. Zor aslında. Yani bir kimliğin üzerinden tamamen farklı bir geleneğe başka şey sunmaya çalışmak. Biraz öyle. Yani tabii ki televizyon çok hakim olduğu için tabii bir süre sonra sizin gerçek kimliğinizle yarattığınız karakter kimliğinizi birbirleriyle çok karıştırıyorlar. Siyasetçiler de karıştırıyor yani. Tabii karıştırmaz olur. Biz bir oyuncuyuz, bir karakter canlandırıyoruz. Bu karakterin özellikleri var. Kurmaca bir dünya, gerçek değil. Kaç kez söylemişsindir muhtemelen bunu. Yani bizim keyfimiz kaçtı tabii ki. Yani devamlı bu konu üzerinde biz bir hikaye, bir karakter yaratıyorsunuz, bir öykü sunuyorsunuz. Gerçeğin dışında ama gerçekmiş gibi. Ve siz seyircileri bir saat, bir buçuk saat gerçek dünyadan koparıp o dünyanın içerisine alıyorsunuz. Bunun için de büyük bir zevkle yapıyorsunuz. Ama bir süre sonra gerçeklik duygularınız başkaları tarafından da, sözünü dinlediğiniz adamlar tarafından da sorgulanmaya başlayınca o zaman siz biraz daha karakter konusunda geriye çekilip biraz daha göstermeci bir şekilde oynamaya başlıyorsunuz. Yani Behzatçı'nın 3 yılki sürecine baktığınız zaman oyuncular üzerindeki oynama biçimiyle ilgili bu değişim sürecini mutlak surette görebilirsiniz zaten. Bitti ne? Keyfimizi kaçırdılar yani. Ona soracağım. Bitti ne hissettin? Biz üzüldük. Şöyle söyleyeyim, ben hiç üzülmedim. Okay.
Çünkü 3 yıl boyunca her hafta evlerine bir şekilde konuk olmak için kendimizi zorladık biz. Zorladınız mı? Emin değilim yani. Yo, zorladık, niye öyle söylüyorsunuz? Saat 8'de başlayan bir iş 10'a geldi, 10'da başlayan bir iş 11'e geldi, 11'den sonra yaş sınırı konuldu vesaire vesaire. Bundan bahsediyorum yani, anladım. Zorladık dediğim yani. Peki. Sabah 1'de de olsa zaten biz o işi orada yapmak için gece gündüz yine çekecektik. Şimdi, evet, okey. Blurlanmalar oldu, minik minik sansürler oldu. En çok dipli dizi değil mi o? Bip hani. Biraz öyle tabii ki yani, suçluların içerisinde yaşayan bir adamın yani beyefendi diye konuşması mümkün olabilir mi? Ne kadar inandırıcı olabilir ki bu? Evet. Yani mevzumuz eğer inandırıcı ve dünyaya da inandırıcı bir dünya kurmaksa bunu öyle yapamazsınız ki. Yani bunu da o gözle bakmak gerekiyor. Başka bir gözle baktığınız zaman zaten, yani anayasaya da başka bir gözle baktığınız zaman neler yapabilirsiniz. Doğru. Yani. Doğru. O bir iyi niyetle. Dolayısıyla zorla konuk olundu. Saatler değişildi, edildi ama hiç üzülmedim dedim. Yok, üzülmedim. Neden üzülmedim? 3 yıl boyunca hem seyirci olsun hem de arkadaşlar olsun birbirleriyle o kadar güzel etkileşim içerisinde oldular ki yani bundan ancak gurur duyabilirdiniz siz. Ve biz de sanırım çocuklarla beraber bu haklı gururu duyuyoruz. Ama Besaç'a bitmedi tabii ki. Tabii yani. Canım, herhalde. Geçen gün Serdar Akar'la konuşuyoruz, sohbet ediyoruz yine. Serdar abi dedim, yani televizyonda Behzat Ç.Bitti ve hakikaten yani bizim televizyonda özgür bir söylem içerisinde olmamız çok güç. Sebebi de çok açık yani. Televizyon kanalları yeterince özgür kanallar değil yani. Rütük denilen bir hikaye var. Rütük mevzuatı var, ona hepimiz yani bir bu şekilde. Bu mevzuata göre hareket etmek zorundasınız. Ve o yüzden de zaten bizim orada istediğimiz işi yapmamız mümkün değil. Ama süpermarketlerde dedim 8 salonlu, 10 salonlu sinemalar var. Yani. Evet. Bütün bir yıl bir salonu bize tahsis etsinler. Biz her yıl yani bir tane Behzat Ç. filmini o salonda. Her yıl mı mesela, her ay böyle bir yani, şey olacak yani gibi o mi? Yıl içerisinde her aydan bahsediyorum. Her ay. Bence yani bir proje bu. Behzat Ç.'yi çekelim. Yani o sinema salonlarında seyirciyle buluşturalım. Ya bu da bir ritüel olsun. Nereye gidiyorsunuz? Behzat Ç.'ye gidiyoruz diye sinema salonlarına gelsinler. Sansürsüz tabii. Haliyle. Tabii. Haliyle yani sahne nasıl sansürsüz olması gerekiyorsa. Dolayısıyla zorla konuk olundu diye başladık. Gelsinler bu sefer konuk olarak de konuk değil mi? Konuk olsunlar, yine paylaşımımızı yapalım tabii ki. Olacak mı böyle bir şey gerçekten? Yani bu sadece fikir mi yoksa uğraşılıyor mu bu şey? Yani Serdar abi en son geldiği zaman, son bölümü çektiğimiz zaman bu konuyu oturduk konuştuk kendisiyle. Tabii Serdar abi Tarkan'la da konuşacaktır dizinin yapımcısı. Senaristlerle de konuşacaktır. Ama önce şu bir Ankara yanıyor'u çekelim de. Tabii değil mi? Ondan sonra olacak bir iş o yani. Bakalım çünkü, sinemada ne kadar özgürüz. Tabii bir de o da var. Şimdi çünkü herkesin de kafasına şöyle ya da ağzına şöyle bir cümle. Hani ya bitmedi bitemez ki, bir dakika ya, şu kaldı bu kaldı. Hani herkesin de böyle şeyleri vardır. Yani biraz diziye bağımlılıktan çok gerçek hayatla da üst üste örtüştürmekten geliyor galiba. Çünkü yani ben demin söylüyordum. Çok ciddi bir dizi izleyicisi değilim. Ama sonrasında bir fark ettim ki başka bir şeyler yapıyorsunuz o dizide siz hepiniz. İşte ne bileyim KCK'da oluyor. Hrant Dink'te oluyor. Hayata dair bir takım sosyal problemleri de görüyoruz. İşte ne bileyim cemaatçi yapılanmayı da gördük polisin içinde veya demin dediğimiz biplenme mevzu. Hani dedim ki bir dakika ya, başka bir şey yapılıyor burada. Dolayısıyla insanların bitmedi abi deyişlerini çok da garipsememek lazım değil mi? Şimdi tabii ülkede sanatçının pozisyonu biraz şekil değiştirmek isteniyor ama sanatçı dediğiniz insan ülkenin hem siyasi durumunu hem toplumsal durumunu gözler ve bu konu hakkında da fikrini söyler. Hı hı. Bu fikri siz ya kale alırsınız ya da almazsınız yani. Özgür sanat ancak böyle olabilir. Tabii. Öteki türlü olmaz yani. Öteki türlü televizyon kanalları gibi oluruz. Sadece eğlence. Yani, öyle de olmasın ayrıca olmadı, yani. Öyle de olmasın yani. Biz yine kendi fikrimizi, özgür düşüncemizi yine insanlarla paylaşalım. Bu özgür düşünceye de işte o insanların nabzını tutalım. Siz de bakın o insanlara neden seviyorlar. Siz de o zaman dönün öz eleştirinizi yapın. Yani devleti yönetmek için hangi işletme gelirse gelsin. Ben öyle görüyorum.
bu konuda onları dinlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü onlar halka yakın olan insanlardır yani. Halkın nabzını tutan insanlardır. Onların sözleri değerlidir. Yani bunu göz ardı etmemek gerekir. Evet, ama bir taraftan da hani ne düşündüğünü söyleyecek insanlara da çok ihtiyaç var herhalde. Var tabii canım, olmaz mı? Değil mi? Yani tabii ki. Yani ben buradan da, sinemadan da kendi düşüncelerimi yani şu andaki duruma karşı söylemekten büyük mutluluk duyuyorum tabii ki. Şimdi Behzat Ç'de bizi üzdüler, yordular dedin ama bir taraftan da tiyatroculuk ya da sanatçılık, oyunculuk adına da başka şeyler de yapıldı dizide. Yani sadece sosyal içerikler yansımadı. İşte ne bileyim, tabii ki. Yani acayip şeyler yaptınız. Bir bölüm mesela aynı mekanda çekildi değil mi? Yani böyle şeyler de yapıldı. Öyle o, kendi kendinizi biraz zorladınız galiba. Ne bileyim, doğru kelimeyi bulamadım. İşin güzel tarafı oydu zaten. Bir süreç içerisinde olduğu gibi aynı çizgide kalmak iyi bir şey değildi. Yani eğer seyirciyle buluşuyorsak, enteresan da bir şey yapıyorsak, o seyirciyi de zorlamak gerekiyordu. Ercan ve Emrah da bu konuda tabii tuhaf adamlar oldukları için bir gece Serdar abiyi aramış Ercan. Ben bir mekanda Akbaba'nın evinde bir bölüm yazdım abi, olur mu demiş. Serdar abi de olur demiş. Yani olur ama şimdi öyle bir bölüm ki o 50 sayfayı siz tek mekan içerisinde L bir salonda ve hatırlatmalar da yok değil mi? Hani yok, geçmişe yönelik bantlar falan da yok ya. Öyle bir sahneydi o, hatırladım. Orada 5 kişi var bir de yani. Evet. O 5 kişiye sen 5 kere 50 sayfayı oynayacaksın bir kere genel olarak. Peki sen duyunca ne düşündün? Yani olmaz mı dedin mesela? Ya, olur olmaz, mu dedin? Ne dedin? Çok zor iş dedim. Bayağı bunalacağız dedim ki öyle oldu yani. Bir hafta boyunca bir evin içerisinde gece gündüz çekmek çok zordu. Çünkü yani 5 kişi var ve 5 kişiye ben bir hikaye anlatıyorsam 5 kere anlatmak zorundayım genel için. Sizin için 5 kere anlatmak zorundayım. Sonra 5 kişi için de 5 kere anlatmak zorundayım yani. Çünkü genel bir planınız yok. Hani kuşu çekemiyorsunuz, detay çekemiyorsunuz. Sadece oyuncularla ilgili diyalogları çekmek zorundasınız. Yani o sondaki tiradı ben kaç açıda oynadım yani 30 kere falan oynamışımdır herhalde. 30 kere. Tabii çünkü yani 5 kere Berke için oynadım, 5 kere Fatih için oynadım, 5 kere Berkan için oynadım, İnanç için oynadım, Genel için oynadım. Yani bu çekerken o lisanda konuşuyorum. Kaç saat sürdü o sahne? 6 gün sürdü ya. 6 gün biz o evin içerisindeydik ama yani Sadullah da yani tabii ki çok iyi çekti yani. Ama geri dönüşü de oldu. Yani izleyici de bayıldı. Evet, o da riskli çok, değil mi? Çünkü tabii, riskli. Tabii, yani tabii. O zapping tabii ki, aleti tabii. Var elimizde hepimizin. Riskli. İşte o konuda da yani çocuklar çok sağlam çocuklar çıktı. Ondan sonra iyi oynandı. Metin zaten şahane yazılmıştı. Bence sadece o bölüm için Ercan'a Antalya'daki o senaryo ödülünü verdi. Çok zordur bir mekan içerisinde 5 kişinin kendileri hakkında konuşması çok zordur. Yani yazar 5 tane ayrı karaktere bölünür ve o karakterlerin o durum içerisinde düşündüklerini yazar. Tabii biz oyuncu olarak hani o düşündüklerinin içerisinden tabii ki kendi fantezilerimize göre de hareketleri mutlaka. Orada improvizelerimizi yapıyoruz tabii ki. Ama zor bir işti. Ama yani gurur duyacak bir işti. Bence de ve yani tarihi bölümlerden bir tanesiydi. Şimdi o kadar şimdi araştırdığın zaman bu dizinin fanlarına göre çok fazla efsanevi bölüm var veya işte unutulmayacak sahne var ama yani tek tek onları saymayacağım ama senin için çok özel bu anlattığımızdan başka ne vardı? Yani bütün süreç ve bütün akış muhtemelen özeldir ama hani senin için bunun gibi özel bir sahne var mıydı? Özel sahneleri çok bu işin. Evet, işte mesela senin için bir iki tane söyleyeyim. Mesela Canan'la yaptığımız, oynadığımız bir final sahnesi Hı-hı. vardı. Vega çalmıştı üstünde. Biz de mutsuz olalım dediği Hı-hı. sahne. O sahne replikleri mesela. Replikleri inanılmazdır o sahnenin. O şahane hakikaten. Bir sahneydi. Evet, değil mi? Biz seninle hep kavga ederiz. Mutsuz oluruz biz seninle. Mutsuz olalım. Biz de mutsuz oluruz. Ben senin mutsuzluğa da varırız. Daha sonra Akbaba ile ilk bölümlerde yine ben oldum cinayet dediği sahne şahane bir sahnedir bana soracak olursanız. Bir kıdem tenzeli
küçük bir krava yırtarsınız. Ha? Behzat Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Benim kimsem yok. Bende bir şey cinayet var, tamam mı? Cinayet, ben oldum cinayet. Anladın mı? O evde geçen bölüm komple şahane bir bölümdü. Birinci sezonun finali şahane bir sahnedir. Orada Ayça da çok güzel oynadı. Çok güzel bir... İkinci bölümün finali de bence güçlü bir finaldi. Öyle çok beş hesaplı bir bölüm vardı ki o şahaneydi. Kendi geçmişiyle o hesaplaştı. O da çok zor bir seyircinin hem algısını zorlayacak çok zor bir sahneydi. Ama bu tür şeylerin tabii ki yapılması gerekiyor. Ya yapılmazsa olmaz ki yani. Necdet Ali Maşrapa'yı seyrederiz biz. Ondan da peki, zevk alırız yani. Peki sonrasında da hani bir ara işte özellikle Muhteşem Yüzyıl eleştirileri başladığında başbakanın çıkışıyla birlikte Behzat Ç'ye de el atılacak gibi. Tabii ki bir anda dedikodular başlamıştı. Sonra Behzat Ç işte bir anda evleniyor vesaire gibi konular çıktı. Şimdi onundan mesela ekip sen nasıl etkilendin onu merak ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla tanıdığım için biraz da ekibi aslında o vardı. O ne zaman denk geldi? Yine biz bir ödül törenindeydik. Hangisinin ödül törenindeydik bilmiyorum. Yine hep beraberdik. Masada bir şekilde toplanmıştık. Yani... senaryo okumuştuk yani evleneceğini biliyorduk ama ondan sonra gazete haberi çıkarttı, haber çıktı ve dendi ki işte bunlar böyle işte yasa dışı ilişki içerisindeler. Çünkü yani. Çünkü meclise şey vermişler değil mi? Evet, soru önerge önergesi vermişler. Yani niye bunlar beraber yaşıyorlar da evlenmediler diye. Evet. Yaptırtma bana yorum diyorsun yani. Evet. Peki. Evet. Tamam. Devam. ondan sonra baktık ki böyle şimdi tabii ki biz orada büyük bir sessizlik içerisinde olduk. Yani çünkü bizim yani bu senaryoyu sanki onlar dediği için düzelttiğimiz. Ya biz, siz bir süreç içerisindesiniz. Yani siz 3 yıl önce bir hikayeye başlamışsınız ve 3 yıl sonra bir hikayeyi bitireceksiniz. Bu hikaye içerisinde de bu karakterlerin yaşadığı bir süreç var yahu. Yani bu süreç daha tamamlanmadan... Sen yorumunu yapamazsın ki. Sağlıklı olmaz. O süreci izlersin. O süreç sonunda sen zaten yorumunu yaparsın. Bir bak bakalım hikaye nereye gidecek yani. %100 katılıyorum ama... Ama tabii ki yani ben ona başka türlü bakıyorum yani. O da bende saklı kalsın. 657'ye takıldı diyelim. Aa, devlet memuru. Devlet memurusun sen tabii. Tabii hayır. Tabii. Peki o zaman bir kısa ara vereyim ben. Aradan sonra burada beraber olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.